Canım, hı, sen geç, ben bir anneanneme bakacağım, tamam? Tamam canım. Gümüş. Hı. Mehmet içeride değil mi kızım? İçeride anneciğim. Ah kızım, telaş etmeyeyim diye bana telefonda dememişsin ama... deseydin daha erken gelirdim eve. Haklısınız anne ama... vallahi ne yapacağımı bilemedim. Neyse artık. Ay. Kızım, sen iyi misin? Anne, başım döndü ya bir anda. Ay, yoruldunuz tabii. Mehmet de perişan olmuş, yüzünden düşen bin parça. Neyse, sen gel şöyle uzan. Yok anne, ben sabahtan beri bir şey yemedim, biliyorum ondan oldu. Tamam kızım, ben şimdi Seher'e söylerim, bir şeyler hazırlar ha? Tamam, tamam anneciğim. Ne yapayım bilmiyorum ki. Şaşırdım kaldım anneanne. Konuyu tam olarak bilmiyorum ama bir tanem. Madem ortada Mehmet'in çok sinirleneceği bir durum var. Madem ki sen bu kadar dert edinmişsin, demek ki mesele büyük. Ben karışma geri dur derim güzel gözüm. Onlar ana oğul, araya girmek olmaz. Buranın yumurtası bile çok güzel değil mi anneciğim? Evdekiyle aynı kızım. Bildiğin yumurta işte. Hadi bakalım Defne Hanım. Kahvaltın bittiyse Sami abi seni okula bıraksın. Ama bana el sallayacaksın değil mi büyük dede? Söz verdim, mızıkçılık yok. Tabii ki cimcimem. Hem sen ne zaman benim görevlerimi ihmal ettiğimi gördün. Hadi, hadi gidelim. Biz gidiyoruz babacığım. Tamam bebeğim, hadi güle güle. Zaten biz de kalkalım değil mi hayatım? Hı hı. Günaydın dede. Günaydın dedeciğim. Günaydın çocuklar. Görüşürüz anneciğim. Tamam çocuğum, günaydın. Güle güle. Kaptan gidiyor musunuz? Evet. Pınar'ı eve bırakıp oradan şirkete geçerim. Konuşamadık ki doğru dürüst. Artık ya... bir akşam bize gelirsiniz. O zaman konuşursunuz Gümüş Hanım. Tamam? Tamam. Hadi. Bye bye. Günaydın. Günaydın anneciğim. Mehmet, neyin var? Yok bir şey. Varlığı uyandırsa mıydık acaba? Yok canım, bırakalım dinlensinler. Ancak kendilerine gelirler. Yok yok, senin var bir şeyin oğlum. Evet anne, sen varsın ya. Mehmet. O da ne demek çocuğum? Yok bir şey anneciğim. Ah cimcime nasıl gitti okula görmeliydiniz. Vallahi bu yaştan sonra neler yaptırıyor bu çocuk bana ya. Hayret bir şey. Sen ne canını sıkıyorsun Nazmi amca? Demedim mi sana? Alacağız topraklarını. Allah senden razı olsun. Estağfurullah. Cihan Bey, Mehmet Çağdoğlu geldi. Sizinle görüşmek istiyor. Tabii tabii, gelsin. Ben senin daha zamanını almayayım Cihan Bey oğlum. Merhaba, hoş geldiniz. Pek hoş gelmedim Cihan Bey. Buyurun oturun, işle ilgili bir durum mu var? Hayır. Annemle olan münasebetsiz durumunuzdan haberim var Cihan Bey. Bu yaşadığınız her neyse bir an önce bitirmenizi istiyorum. Annemi bir daha asla görmeyeceksiniz. Zaten Şahdoğlu şirketleri olarak da sizinle olan iş anlaşmamızı tek taraflı olarak feshetmiş bulunmaktayız. Mehmet Bey. İş ilişkimizin bitmesine bir diyeceğim yok. O sizin inisiyatifinizde. İsterseniz çalışırız, isterseniz çalışmayız. Ama özel hayatımla ilgili söz söylemek size düşmez. Şerif Hanım benim hayatımda çok değerli bir yerde duruyor. O istemedikçe de bu arkadaşlığı kimse bitiremez. Oğlu olabilirsiniz. Ama böyle bir şeye hakkınız yok. Öyle mi? Yakında görürsün neye hakkım var, neye hakkım yok. Seher, su soğuk olmasın demiştim. Değiştir çabuk şunu. Özür dilerim Şeref Hanım.
Efendim? Şeref Hanım, hemen görüşmemiz gerekiyor. Hani duruşman vardı? Ben de ona göre program yaptım da. Duruşmaya daha 2 saat var. Bizim hemen konuşmamız gerekiyor. Ne oldu? Ne bu telaşın? Mehmet, az önce buradaydım. Her şeyi biliyorum. Nilay, oteli ara. Gümüş'ün odası 2 kişilik mi onu öğren. Değilse 2 kişiliğe çevirtir. Uçak için bilet ayırtayım mı? Yok, arabayla gideceğim. Uzun yol yapmayı özledim de biraz. Ben hemen oteli arayıp size haber veriyorum o zaman. Tamam, sağ ol. Vay be, kaptan sen amma kıskançmışsın ya. O herifle karımı yalnız bırakır mıyım hiç? Bana talimat verdi resmen. Seni asla göremezmişim. Başka bir şey dedi mi peki? Beni çevresinde istemediğini ayan beyan belirtti. Şadoğlu'yla sözleşmemi de feshetti. Sen ne düşünüyorsun? Bu sessizliğin beni tedirgin ediyor da. Doğru. Aa! Şeref anne, bu ne güzel sürpriz. Sen bizi biraz yalnız bırak çocuğum. Peki. Sen ne hakla gidip Cihan'a tehditler savurursun? Hele de benimle konuşmadan. Anne, bunun konuşulacak bir tarafı mı var? Sen evli bir kadınsın. Şu yapmış olduğun doğru bir şey mi yani? Bu yaşımda neyin doğru olacağını senden öğrenecek değilim Mehmet. Anne! Ne yani, şimdi bu durumu savunuyor musun bana karşı? Ben seninle dostluklarımı tartışmam bile çocuğum. Haklısın, haklısın. Tartışılacak hiçbir durum yok. Bir daha o adamla görüşmeyeceksin, o kadar. Karşında annen var senin. Emir kulun değil. Haddini yerini bil! İşler yoluna girdi Allah'a şükür. Senin de çabaların yatsınamaz tabii. Beyefendi, benim aslında ziyaretimin sebebi biraz kişisel. Buyur o zaman evladım. Fesubhanallah, ben de çene yapıp duruyorum burada ya. Estağfurullah efendim. Sizinle daha önce gelip konuşmam gerekirdi ama... zor bir durum. Siz de hak verirsiniz ki... Hangi hususta evladım? Bizim Şeref Hanım'la düzeyli bir dostluğumuz var. Sizlerin de onayı olursa kendileriyle daha ciddi adımlar atabilmek için... Sen ne diyorsun oğlum?